Bursa'da geçen yıllar. Ben doğduktan hemen sonra babam hastaneyi kapatır ve İstanbul'a veda etmek ister. Şiir yazmaya başlar. Şiirlerin konusu çoğunlukla ben olurmuşum. Ne yazık ki şiirlerle dolu defteri koruyamadık. Babam öldüğünde Beykısa'da, Mehmetciğim bu şiirler eski Türkçe yazılı. Yeni cami imamı bunları Türkçe'ye çevirecek, sen de rahat rahat okursun diye aldı. Ancak şiirler uçup gitti. Adam mı kaybetti ne oldu pek hatırlayamıyorum. İşte bu şiirlerin çoğunu babam çekirgede yemyeşil olmaya bakarak yazmış. Şiir yazmak ve kafasını dinlemek için gittiğimiz Bursa'daki ilk günleri hayal meyal hatırlıyorum. 4-5 yaşlarındaydım. Nerede kalmıştık? 1940 yılında. Yani ben 6 yaşındayken ara vermiştik hikayemize. Bursa'da ilk senemiz. Tek katlı bir evde oturuyoruz. Ovaya bakan mavi boyalı eski bir ev. Uludağ'a çıkanların geçmek zorunda kaldıkları yolun hemen çekirge çıkışında. Yakınımızda Hüsnü Güzel Oteli var. Ruhi abi ve Afife yenge bizde kalıyorlar. Nuran ablamı Hayrettin abimi de katınca bayağı bir nüfus barınabiliyor evde. Zaman zaman yalıdakiler de katılıyor evdeki haliye. Çoğu zaman eski saraylı İffet Hanım'ı da birlikte getiriyorlar. İffet Hanım'la akşamlar hiç unutulacak gibi değil. Neden mi? Anlattığı birbirinden güzel ve de heyecanlı masallardan. Devamı yarın gece deyip de masalı kestiğinde yapılabilecek tek şey var. Yatıp uyumak. Bizler masal dinlerken başka ülkelerde başka aileler ne yapıyorlardı acaba? Aslına bakarsanız cevap hazır. Ya sinemaya ya da tiyatroya gidiyorlardı mutlaka. İstanbul gibi büyük bir kentte sinema vardı tabii. Ancak Bursa ve benzer şehirler için büyük bir lüks olurdu sinema. Merak ediyorsunuzdur sanırım. Bakın kimler gelmiş, kimler geçmiş beyaz perdeden. Örneğin kadınların sevgilisi Rudolph Valentino'yu kim hatırlamaz? Ya da Clark Gable'ı. Douglas Fairbanks Jr. macera perestlerin en büyük sevgilisi olmuştu. Charlie Chaplin ise bir fenomendi. Laurel ve Hardy en azından benim sevgililerim arasındaydı. Bizler biraz önce de belirttiğim gibi İffet Hanım'ın masallarını dinlerken Hollywood bakın sadece rüzgar gibi geçtiği çekebilmek için neler yapmış, nasıl hazırlanmış. Casting the picture became a national obsession. Vogue magazine made a composite image of the ideal Scarlett from photos of the leading contenders. Letters poured in from the public. 121 actresses were read. Mae West, Clara Bow, Lucille Ball. There was even one gentleman from New Zealand who recommended Vivian Leigh. There was a bunch of gorgeous Belle Watley. I'll bet the other ladies ain't grateful to me. And the black actors accepted their roles in a climate of disapproval. Work at least 2 hours on her accent, then report for fittings, then report for rehearsals with Mr. Cukor, and for any photographic tests that may be necessary. Experiments with her figure, including particularly her bosom. If the right moment ever came. January 26, 1939. 2.5 years after David Selznick bought the book, principal photography finally begins on Gone with the Wind. Rüzgar gibi geçtiğinin yayına girdiği sene, 1 Eylül 1939'da Almanlar Polonya'ya saldırdı. Böylece İkinci Dünya Savaşı çıktı. Film için kötü bir zamanlamaydı.
Bizler yani ev halkı ağızlarımız açık masal dinlerken dünyada neler oluyormuş neler. Olsun, bizler mutluyuz ya. Derken ev küçük geliyor, iki sokak ötede üç katlı başka bir eve taşınıyoruz. Bu evde gene çok iyi hatırladığım birkaç şey var. Ağzıma biber sürülmesi gibi. Babam namaz kılarken seccadenin önüne kaçarak kurtulacağımı zanneder ve her seferinde yakalanırdım. İkincisi evin bahçesindeki tel kafeste beslenen hindiler. Onların gulu gululuklarını hiç unutmuyorum. Zavallı hindileri zaman zaman kesiyorlar ve hindi ziyafeti çekiyorlar. Bu ziyafetten hoşlanmayan tek kişi ise bendim. O gün bugündür hindi yemedim. Bir başka unutamadığım şey de bu evde Hayrettin abinin elindeki mantar tabancayla beni vurmasıydı. Kazağım yanmış ve avaz avaz anneme koşmuştu. Ha, Hayrettin abim bu işten nasıl kurtuldu diye sorarsanız cevabım hatırlamıyorum olacaktır. Bu evden de ayrıldık ve çekirgedeki üçüncü eve taşındık. Karagöz'de Hacı Vat'ın mezarlarının bulunduğu parkın yakınlarında Bursalı Terzi Haydar Bey'in eviydi burası. Yan komşumuz Zahid amca babamın en iyi arkadaşıydı, ak sakallı beyefendi bir adamdı. Altımızda ziraat okulu memurlarından Nuri Bey ve ailesi oturuyordu. Jülijüli ve Asım adlı iki çocukları vardı. Nuri Bey içkiye biraz düşkündü ancak çok iyi bir insan. Babamın tavla partneriydi. Terzi Haydar Bey'in şen şakrak bir ailesi vardı. Üç kızı, Nevin, Şermin ve Güzin, bunlardan benim yaşıma en yakın olanı Nevin'di. Sevim'de Hüdavendigâr okuluna başladığımız zaman o benden ikinci sınıf yukarıdaydı. Haydar Bey'in küçük kızı Nevin, Nevin Pera olarak sonradan ünlü bir soprano oldu. Evet, bu evdeyken ilk okula başladı. Bir gün Nuri Bey, çok sigara içen babama, ''Rıza amcaya gelin, ben içkiyi siz de sigarayı bırakalım.'' teklifiyle geldi. Teklif kabul gördü, babam sigarayı, Nuri Bey de içkiyi bıraktılar. Ancak hemen ertesi gün babamın yüzü gözü şişmeye başladı. Durum oldukça ciddiydi. Nuri Bey babama başladı yalvarmaya. Rıza amca, vallahi ben bir daha içki içmeyeceğim, gel sen sigaraya başla diye. Günlerce yalvardı. Biz de ailece baskı yaparak istemeye istemeye babamı tekrar sigara içmeye ikna ettik. Yaz geceleri bina sakinleri iskemlelerini kapar ve evin önüne çıkarlardı. Biz çocuklar oynar, büyükler sohbet ederler ya da tavla oynarlardı. Derken gecenin bir saatinde babam hane oturanlarını Eyüp Baba'ya dondurma yemeye davet ederdi. Babam önde, biz arkada yiyeceğimiz dondurmayı hayal ederek çekirge otobüs durağına, yani eski kaplıcanın bulunduğu yere doğru uygun adım yürümeye geçerdik. Ben diyeyim 15, siz deyin 20 kişi olurdu her gece bu durum. Dondurmalarımızı yer, evlerimize dönerdik. Sonrasında ev önü sohbetleri ve yaramazlık devam ederdi. Ben artık 9 yaşındaydım. Evet, babam beni tam 9 yaşıma kadar evde tuttu. Anlayacağınız, okula geç başladım. Benden 1,5 yaş küçük kardeşim Sevim de 7,5 yaşında benimle birlikte başlamıştı.